Bulut Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir. Biz biraz hava alalım mı? Hadi gel. Siz çıkın, ben hemen geliyorum. Bu kadar kolay kurtulamayacaksınız bu işten. Bulut'u da alamayacaksınız. Biz senin yanındayız. Ferit dayın da yanında, ben de yanındayım. Nas da yanında. Tamam. Ya ben o kadının yanında yaşayamam. Tamam, tamam. Biz hep yanındayız. Süreç nasıl işleyecek şimdi? Avukat gelir anlatır şimdi her şeyi. O kadar büyük bir travmadan sonra... ya bu çocuk nasıl kaldıracak düzeninin yeniden değişmesini? Hep o dosya yüzünden. Rahmetli Demir'in kardeşi Demet'e küçük bir jestiydi bu sadece. Bir nevi zeytin dalı uzatacaktı. Ama onlar bu dosya sayesinde Bulut üzerinde hak iddia ediyorlar. Çünkü şirket üzerinde çok daha büyük emelleri var. İyi de o dosya sizde değil miydi? Yani nasıl ulaştı insanlar buna? Birisi bir yerde fotoğrafını çekmiş. Ama ben bunu yanlarına bırakmayacağım. Bulut'u benim elimden almayı denedikleri için pişman edeceğim. Evet. Bence daha fazla burada beklememize gerek kalmadı. Nazlıcığım. Bulut'u hazırlar mısın lütfen? Henüz her şey bitmedi. Evet doğru, bitmedi. Ama çok yakında bitecek Ferit. Ayrıca Bulut öyle geçici süreliğine değil. Sonsuza kadar bizim yanımızda kalacak. Demet'ciğim rica edeceğim, şu adam için nefesini tüketmez misin? Değmez çünkü. Hakan. Bulut ne senin ne de kocanın umurunda. Sizin tek derdiniz mal, mülk, şirketin hisseleri. Aklınızca beni alt edebileceğinizi zannediyorsunuz. Ferit Aslan, Ferit Aslan. Aşağı gel aşağı. Yanımıza gel. Sen bizim için hiçbir şey ifade etmiyorsun, anladın mı? Sen bizim umurumuzda bile değilsin ki bunu yakında... hem de çok yakında çok net göreceksin. Hakan tamam yeter, bulandırma ortalığı. Ha, madem lafa girdin sana da söyleyeyim Deniz Efendi. Sen de artık tarafını seç Deniz. Ablanla yeğeninin yanında mısın yoksa bu adamın kuklası olmaya devam mı edeceksin? Abuk subuk konuşma lan kukla mukla. Bunlar benim tercih meselesi edeceğim konular değil. Ben hatırlatayım da Deniz Bey size. Gel. Biz bir aileyiz. Boşver duymayalım onları, tamam mı? Ben çok korkuyorum. Ben de bu ailenin bir üyesiyim, anladınız mı? Oh. Eğer gerçekten Bulut'un iyiliğini istiyorsanız... Tamam. Hadi baba alalım mı? Anladım. Eğlenelim biraz birlikte, tamam mı? Tamam. Gel. Eğer o çocuk bugün benim evime gelmesin, olacaklardan ben mesul değilim. Sen de şahit ol Deniz. Yürü Demet. Nazlı ile Bulut neredeydiniz? Abi Nazlı'yı arıyorum, açmıyor. En azından Nazlı ile olduğunu biliyoruz. Karışıklıktan kurtarmak için sakin bir yere götürmüştür belki. Hadi çıkalım. Deniz, Nazlı'nın evinde yoklar. Biliyorum abi. Buldum onları, merak etme. Buldun mu? Neredelermiş? Hayvan barınağında. Hayvan barınağı mı? Tamam, ben geliyorum, alıyorum siz o zaman. Yok, gerek yok. Biz geliriz. Bana tutun. Tabii Bulut'u buradan koparabilirse. İyi, tamam o zaman. Geç kalmayın ama. Tamam. Abi, Bulut'u Demet'e götürmemiz gerekiyor, biliyorsun. Mahkeme. Biliyorum, biliyorum. Ellerinde mahkeme kararı var. Direnmek sadece Bulut'un psikolojisini bozacak, biliyorum. Siz yine de önce bana gelin. Bulut'un eşyalarını toparlarız, çıkarız. Ben bırakmak istiyorum Bulut'u.
Akbel Hanım, Demet o belgeleri nereden bulmuş bir an önce öğrenin. Kim sızdırmış belgeleri hemen öğrenmek istiyorum. Bulut, tabii ki göreceksin. Sadece artık Demet Hala'nın evinde uyuyacaksın. Sadece birkaç gün Bulut'cum. En kısa sürede bizdeki odana geri döneceksin. Merak etme, ikinci duruşmada hakim amca doğru kararı verecek. Nazlı, ben sevmezdim. Aşk olsun Bulut. Ya seni sevmemek mümkün mü? Hem Demet Hanım senin halan. Tabii ki seni çok seviyor. Ayrıca canın çok sıkılırsa dayına ya da amcana gelebilirsin. Hatta benim evime bile gelebilirsin. Kurabiye yaparız. Bulutçuğum, hoş geldin. Hoş geldin canım benim. Evimize neşe getirdin. Bulut. Ne konuşmuştuk biz seninle? Hani artık burası senin de evindi. Hiç merak etmiyor musun buradaki odanı? Hem çok şanslısın bak. Seni seven bir sürü insan var. Gidebileceğin bir sürü ev var. Bu evde havuz var mı? Aa, var tabii, olmaz mı hiç? Girebilirsin istersen. Hayır, ben girmeyeceğim. Şey, dayım bana tekne almıştı da onu yüzdürmek için. Tabii, yüzdürebilirsin istersen. Hadi gel bakalım. Dayı, sen bizimle gelmeyecek misin? Ben şimdi gelemem. Gidip ilgilenmem gereken birkaç işim var. Ama Deniz amcam bir süre daha burada kalacak. Peki sen hiç gelmeyecek misin? Hiç görüşemeyecek miyiz? Olur mu hiç öyle şey? Tabii ki görüşeceğiz. Hem zaten ben seni görmeden duramam ki. Çok özledim. Zaten dediğim gibi çok yakın zamanda evimize tekrar geri döneceksin. Dayı, seni çok seviyorum dayıcığım. Ben de seni çok seviyorum. Bulutçum, hadi bakalım canım. Bulutçum, hadi bakalım. Hadi canım. Aferin Bulutçum. Aferin bakalım. Gel bakalım büyük patron. Hoş geldin. Gel. Tuhaf gözüktüğünün farkındayım. Bulut'un yanında konuşmak istemedim. Biraz garip oldu Bulut'u alıp öyle gitmem. Ama o kadar üzgündü ki orada bırakamazdım onu. Yani o kadar ağır şeyler yaşadı ki izin veremezdim orada kalmasına. Biliyorum. Efendim? Bulut'un iyiliği için yaptığını biliyorum. Yanlış yöne saptık. Ters yöne gidiyoruz. Bir yere uğramak istiyorum. İşin yoktur umarım. Yolumuzun üstü sayılır. Tamam, olur tabii. Ne güzel esiyor burası. Sanki her şeyi alıp götürüyor.
Ben dönem dönem canım sıkıldığında hep buraya gelirim. Küçükken babam getirirdi beni buraya. Güzel estiği içinde uçurtma uçurduk. Uçurtmaların düzgün bir şekilde uçabilmeleri için kusursuz bir şekilde simetrik olmaları gerekiyor. Sizin için şahane seçim. Çok seversiniz. Yani herkes sever tabii simetrik şeyleri de siz ayrı bir seviyorsunuz. Simetriyi herkes sever. Bilmez ama sever. Bir yerlerde simetrik insanları farkında olmadan daha güzel bulduğumuzla ilgili bir şeyler okumuştum. Benim için geçerli mi bilmiyorum. Yani benim bir şeyi sevmem ve güzel bulmam için onun kusursuz olması gerekmiyor. Kendim bile ne kadar simetriyim bilmiyorum. Güzelsin. Eğer merak ettiğin buysa. Nazlı, benimle çalışmaya devam etmeni istiyorum. Eskisi gibi gelirsin, yemek yapıp dönersin. Olur, tamam. Zaten Bulut kısa zamanda eve geri dönecek. O arada sen de işsiz kalma, kimsenin düzeni bozulmasın. Bozulmasın. Umarım. Bizim her zaman çalıştığımız hukuk bürosu tarafından hazırlanmış. Bizim onlarla bir gizlilik anlaşmamız var. Yani böyle bir durumda eğer onlar dışarıya sızdırdıysa bize yüklü bir miktar tazminat ödemek zorundalar. Öyle bir risk alamazlar. Piyasada güvenilirlikleri azalır. Biri almış işte o riski. Biri piyasadaki ününü falan hiç düşünmemiş. Bulut'un ne hale geleceğini düşünmemiş. Vermiş belgeleri Demet'in eline. Ferit Bey, ben ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım. Araştırmaya devam ediyorum. Bir yerden mutlaka bir ipucu yakalayacağız. Sağ olun İkbal Hanım. Siz isterseniz çıkabilirsiniz. Tamam. İyi akşamlar. Sen çıkmayacak mısın? Birkaç işim var. Onları halledip öyle çıkacağım. Ferit, bak böyle kendini hırpalayarak Bulut'u geri alamazsın. Eve git şöyle güzelce bir dinlen. Ya da boş ver, vazgeçtim. Gel dışarıda bir yere gidelim işler için. Başka akşam. Söz uzatmam, giderim hemen. Ama bak, görüntüler alırım bir saat sonra. Evde değilsen külahları değiştiririz ha. Fikrini değiştirirsen beni nerede bulacağını biliyorsun. Bilmiyorum, bakacağım. Sen ara söylerim bak. O belgeyi vereni bulacağız. Biliyorum Engin, biliyorum. Bulunca bu dünyayı ona dar edeceğim. Arkadaşlar, sizi buraya çağırdık çünkü rahmetli Demir Bey'in Demet Hanım'la ilgili hazırlattığı hisse devri dosyası bizim hukuk departmanından sonra sizin de elinizden geçmiş. Demir Bey bu dosya hakkında bir gizlilik derecesi belirtmemişti. Buna rağmen tüm dosyalarda olduğu gibi biz kimseyle konuşmadık. Tamer Bey'in de dediği gibi gizlilik bizim için her şeyden önce gelir. Bakın yanlış anlamayın. Biz sizi suçlamıyoruz. Ama bu sızıntının da nereden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Demir Bey belki bu dosyayı başka birilerine okutmuş yahut göstermiş de olabilir. Siz aklınıza bir şey gelirse bizi muhakkak haberdar edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. Kendimizinki yetmedi, başkalarının da canını sıkıyoruz. Ferit Bey, ben araştırmaya devam ediyorum. Siz merak etmeyin. Sadece siz de birazcık düşünün. Yani Demir Bey ya da Zeynep Hanım şirketin dışında o dosyanın bir kopyasını başka nerelere götürmüş olabilir? Abi. Hı. Ferit Bey gelmiş. Seni görmek istiyor. Ferit Aslan. İyi saatte olsunlar. Hayrola inşallah. İyi çağır gelsin.
Ha Bekir, hemen alma. İçeri al ama Hakan Bey sizi biraz bekletecek, meşgul de. Bir proje, büyük bir proje üzerine. Oo. Kimleri görüyorum? Ferit Aslan, seni görmek ne büyük sürpriz ya. Hayrola, buraya kadar geldiğine göre mühim bir şey var ha? Evinde söylemek istemediğim şeyleri burada söylemeye geldim. Bir şey dikkatini çekti mi? Bu aralar ne sık görüşüyoruz değil mi? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Otur bir kahve ısmar. Evet. Yine o pis oyunlarını oynamaya başladın. Beni, ailemi rahatsız, huzursuz etmek istiyorsun. Hem de küçük bir çocuğun hayatıyla oynama pahasına. Ferit bak, gerçekten ne demek? Küçük zaferin tadını iyice çıkar Hakan. Çünkü sana bunu misliyle ödeteceğim. Yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece yaptıklarının değil, yapmaya niyet ettiklerinin de hesabını soracağım senden. Çimento şirketi satın almışız. Biliyorum, ben istedim. Şirket içindeki sızıntı bulunana kadar da kimseye söylemedim. Yani neden Ferit? Ne işimize yarayacak orası? Piyasada önemsiz küçük bir şirket. Hakan için önemli bir şirket ama. Orası üzerinden başka planları vardı. Görüşmelerde sona gelmişlerdi ama benim teklifimi duyunca itiraz edemediler. Yönetim kurulunda nasıl açıklayacaksın peki bu durumu? Hakan'dan hırsımı alamadım, bastım parayı satın aldım mı diyeceksin? Kâr edemeyeceğimiz öyle bir yatırım bu. Engin, ben bu işe kendi yatırımımla giriyorum. Şirketin hesabını karıştırmıyorum. Hakan'ın almak için varını yoğunu ortaya koyduğu ne varsa hepsini alacağım elinden. Tutmuş Naz diye iş teklif etmiş. Bulut'un yanında olmasını, onlarla çalışmasını istiyor. Ya benim de hoşuma gitmedi bu durum ama Bulut düşünüldüğünde çok da mantıksız değil. Asıl mantıksız olan Bulut'un o evde olması. Demet geçmişte olan hesabını Bulut üzerinden görmeye çalışıyor. Hakan da bizim şirketi ele geçirmek için onu kullanıyor. Küçücük çocuğu oyuncak ettiler. Şerefsizler. Demet de Hakan da bunun hesabını verecek. Ya Ferit Bey, Bay Nakatani'ye alınacak hediyeye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım, şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey, siz yine de bir baksanız. Nazlı. Merhaba. Biliyor musun, tam zamanında geldim. Ferit Bey, ben önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım, Nakatan hediyesine Nazlı ile karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi, fikir verebilir. Ferit Bey, mesele... Siz odama geçin, orada bakın benim kısa bir görüşmem var, onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda, buyurun. Kadarıyla bunların elde planları da var, yani işlemelerinin. Bay Nakatani bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kama ilgisini çeker. Tamam. Olur. Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. Ferit Bey, bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosyonlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar. Bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet, tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım, böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey, siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına, yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmiye Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı'yla baktıysanız tamam, benim bakmama gerek yok. Özür dilerim Nazlı, kendi meselelerimle başını şişirdim. Önemli değil, yani Bulut'un meselesi hepimizin meselesi. Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için.
Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir. Ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demet'e kalmamış olmana sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman. Evde çok iş var. Şu mahkemeye sunulan belgeler cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar aslında değil mi? Muhtemelen Ferit Bey. O yüzden şimdilik sadece geçici vesayeti almalarını yaradı bu durum. Biz hep dosyayı kim sızdırdı diye düşündük. Ama fotoğrafların kendisini hiç düşünmedik. Yani o fotoğraflar nerede çekilmiş, neyle çekilmiş? Fotoğrafların orijinal dijital kayıtlarını inceleyebilirsek fotoğrafların nerede, ne zaman çekildiğini öğrenebiliriz. Yani teknolojide artık bunlar mümkün. O zaman şöyle yapalım Ferit Bey. Bu delillerin orijinallerini isteyelim. Yani sahte olup olmadıklarının kontrolü diye başvururuz. Neticede incelemede bütün detaylar ortaya çıkar zaten. O halde lütfen hemen girişimde bulun. Peki Ferit Bey. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Finansman toplantısını bir saat erteleyin. Döndüğümde önce pazarlama müdürleriyle görüşmek istiyorum. Tabii Ferit Bey. İyi günler. İyi çalışmalar. İkbal Hanım, beyefendinin randevusu var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yoktu Ferit Bey. Bir dahaki sefere randevu alıp öyle gelin lütfen. Bu şirkete girmek için bundan sonra kimseden, hiç kimseden randevu almak zorunda değilim. Buyurun Ferit Bey. Bulut'un vesayetinden dolayı Demir ve Zeynep'in %48'lik hissesinin kontrolü artık bizde. Yani anlayacağınız, artık biz de bu şirketin ortağıyız ve istediğimiz zaman şirketimize gidip gelebiliriz. Yani kimseden randevu almak zorunda değiliz. Ama İkbal Hanım, bir kahve alırım. Sade lütfen. Teşekkür ederim. Nereden çıktı bunlar? En azından vesayet davasının sonuçlanmasını beklemeleri gerekmiyor mu? Kağıt yasal. Bulut Kayan'ın çıkarlarını korumak için çıkarılmış. Yani mahkeme süreci boyunca aldatılmasını ve aleyhine kararlar alınmasını önlemek için düzenlenmiş. Bulut'un hisselerine veya payına zarar verecek halimiz yok. Saçmalık. Ne yapabiliriz bunlara? Derhal karşı dava açacağız Ferit Bey. Ve bu kararın durdurulmasını isteyeceğiz. Yani ancak şu an için yapabileceğimiz en pratik durum bu. Hakları kullanma yetkisi Demet Hanım'da. Derhal gidin ve mesai saati bitmeden işlemleri başlasın. Peki Ferit Bey. Biliyor musunuz? Ben şirketten ayrılırken buraya daha yeni taşınılıyordu. Sen şirketten ayrılmadın Hakan. Babamlar seni kovdu. Aşk olsun Ferit. Hiç de bir kere öyle olmadı. Bak şöyle oldu, ben sana anlatayım. Ben istifa edecektim. Sonra birden dedik ki, lan Hakan senin birikmiş ikramiyen var. Onu almadan nereye gidiyorsun? Nasıl alırım, nasıl alırım derken kovdur gitsin dedim. Kovdurdum. Her şeyin yalan dolan, her şeyin eğri büğrü be Hakan. Eğrisi doğrusuna denk geliyor ama günün sonunda Engin. Onu ne yapacağız? Bugün mücadelenin son günü değil Hakan. İlk günü. Bunu unutma. Peki, güzel. Aşkım, bu kadar eğlence yeter artık. Gidelim mi? Olur. Hem gençler burayı gayet iyi idare ediyorlar. Eğer ki bir falsoları, bir yanlışları olursa yönetim kurulunda hesabını sorarız. Sorarız tabii hayatım. Çıkalım. Görüşürüz ortağım.
Beğendin mi? Sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğru ya, gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim, şefim. Bu arada korkma, kafein yok, uykun kaçmaz. Beni bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş, güç, okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildim mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme, o mesele çok yakında kökünden ayrılacak. Çok sevindim Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum, o her şeyi yapar da... Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken... Hakan'a bu kadar yardımcı olmasını gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki... Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Güzelmiş, çok doğru söylemişler. Niye bu ilgin Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum, çok sıcak belli. Acı çekiyorsun, farkındayım. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane. Gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Beni takdir ettiniz. Farkında mısınız beni takdir ettiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. Hatta ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece moç yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benimdi? Sağdaki. Moç yapan tavşanları hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Demet Hanım arıyor. Efendim Demet Hanım. Nazlı, Nazlı dersin, çok acıyor. Bulut, Demet Hanım Bulut niye ağlıyor? Bulut düşmüş, sipahi hastanesindeyiz. Tamam, tamam biliyorum ben oraya, hemen geliyoruz. Ne olmuş Bulut, iyi miymiş? Düşmüş ama şu an çok iyi. Sorun yok, beni görmek istiyormuş. Hakan'la Demet'e çocuk emanet edilirse böyle olur. Bulut, iyi misin? Nazlı. Dayı. İyisin değil mi Bulut'cum? Bir yerin acımıyor. İyiyim, iyiyim. Beni hiç merak etmeyin. Dayı biliyor musun? Benim bacağımın fotoğrafını çektiler. Nasıl oldu bu olay? Küçük bir görünmez kaza diyelim. Ayağı kaydı, düştü. Yani aslında pek bir şey yoktu ama çok ısrar edince ben de Nazlı'yı aradım. Bu olay nasıl oldu? Peki, anlatayım. Salonda oyun oynuyordum. Tabii sen bizim evimize gelmediğin için bilmiyorsun. Belki Nazlı hatırlar, sağ olsun 2-3 defa geldiği için. İşte bizim evde böyle 3 basamaklı bir yer vardır ya Nazlı. Orada oyun oynuyordu. Bir baktım düşüvermiş çocuk. Ne demek düşüvermiş? Sen neredeydin o sırada? Niye kimse yoktu yanında? Bu ne rahatlık? Bu nasıl çocuk bakmak? Ve
Ferit, Bulut'un bir şeyi yok diyorum. Önlem amaçlı. Röntgen çekildi, doktoru bekliyoruz. Ya bu nasıl çocuk bakmak? Böyle başıboş bırakmak için mi almaya çalışıyorsun vesayeti? Sen bana hesap soramazsın. Söz konusu Bulut'sa sorarım. Kavganızı dışarıda eder misiniz? Hadi anlat bakalım, bir de senden dinleyelim şu kazayı. Sen beni sorguya çekeceğine asıl önce kendin cevap ver. Gecenin bir vakti Nazlı'yı arıyorum, çıkıp birlikte geliyorsunuz buraya. Beraber miydiniz acaba? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Önce sorumluluklarını yerine getir. Bir çocuğa bakabilecek olgunluğa eriştin mi sen? Yoksa hala o şımarık liseli kız mısın? Aşkım. Geçmiş olsun. Ben notlarımı aldım, kalkıyorum Ferit Bey. Şu mahkemede aleyhimize kullanılan dosyanın fotoğrafları. Bugün alıyoruz değil mi onları? Bizim avukatlar birazdan savcılıktan almış olurlar. Zaten hemen incelemeye vereceğiz. Nerede, ne zaman çekilmiş hepsini öğreneceğiz. Tamam. İkbal Hanım, ben bugün evden çalışacağım. Siz de şirkette işleri toparlayınca Engin'le bir uğrarsınız buraya. Tabii. Fotoğraflar konusunda da lütfen azami güvenlik sağlansın. Bilgi sızmasın yine. Siz merak etmeyin. Ben her ihtimale karşı şirketin bilgi işlemini bile vermiyorum. Dışarıdan güvenilir bir yere inceleteceğiz. Hatta mail olarak bile atmıyorum. Tarık çok güvendiği birini ayarladı. O götürüp getirecek. Teşekkürler. O fotoğrafları çekeni bulmamız gerçekten çok önemli. Belki o pisliği mahkemenin önüne delil olarak atarız. Hakan'ın çirkin oyunları ortaya çıkar. Doğru söylüyorsunuz. Kolay gelsin Ferit Bey. Siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetli Ferah diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. İyi fikir. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun, ona bakacağım. Mutfak sırlarla doldur Ferit Bey. Ve ben sırlarımı paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak. İzlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var. İnsanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek. Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzel de. Ferit Bey, ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekin ördeğini güzel yaparım. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Yani bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi hiç eksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapmam. Evet, çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey, gelsin ne olacak? Ah, bu mutfak benim olacaktı var ya, ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye... pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim. Ama güzel bir sorunumuz var. Mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava da çok sıcakmış ama olsun. Gideyim yine de. Ne olacak canım, alt tarafın menüyü değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Siz de patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı.
Hadi ben seni götüreyim şarjı. Ay yok, hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağı bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. Arabanın da üstü açık, böyle güneş falan geçer. Yok, gerçekten teşekkür ederim, kabul edemem. Hadi yarım saate gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak. Telefonumu da alayım. Burası. Hadi Nazlı, git yap alışverişini. Bekliyorum burada. Ferit Bey, bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var, kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu. Nasıl taşıyacağım hepsini? Ah, Tarık olsaydı. Oh, mis gibi. Koy Şeref abi, doldu. Çanakkale kızım, Çanakkale. Ha. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkbal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o, dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi. Kusura bakma İsmail abi, bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor, biz o tarz kullanmıyoruz. Allah, senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Senin o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizim bir hazırsa biz tamam, gidelim kızım, artık. Tamam kızım, hazır. Tarık'ın yeni bunu mu aldın? Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah, bu da sulak yerde büyümüş. Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim, patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım, beni bir çimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkbal Hanım, Tarık'ı arayıp söyler misiniz? Nazlı'nın evinde nar ekşisi varmış, onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Nazlı'nın evinden nar ekşisi mi dedi? Nazlı'nın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan bir haber? Savcılıktan alındı, incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Heh, söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. Bulut'un vesayetini kaybetmemize sebep olan fotoğraflar incelemeden çıkmış. Kim, nerede, ne zaman çekmiş birazdan öğreneceğiz. Ben bir arayayım, sesi speaker'a vereyim, hep beraber konuşalım. Tamam? Nazlı, çerezleri bırakabiliriz. Öyle öğrenebiliyor mu? Yani kim yapmış diye. Tabii. Artık en kötü telefonunda bile GPS var. Yani o şekilden fotoğraftan konum ve tarih bilgisi alınabiliyor. Hatta telefonun modeline kadar ulaşılabiliyor yani. Alo Adem Bey, bir saniye lütfen. Buyurun, sizi dinliyoruz Adem Bey. Merhabalar. Fotoğraflar üzerindeki çalışmamız bitti. Dijital makineyle, telefon ya da fotoğraf makinesiyle bir kare çekildiğinde resme birçok bilgi eklenir. Bazen bunları tespit etmesi kolaydır. Bazen de zor.
Ama neticede er ya da geç bir şekilde bu bilgiye ulaşılır. Nazlı? 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 Nazlı iyi misin? İyi. Dur tamam hemen doğrulma. Doktor falan çağıralım mı? Hayır. Doktora gerek yok. İyiyim ben. Açlıktan olmuştur. Yemek yemedim sabahtan beri. Biz yiyecek bir şeyler getirdik. Sen bütün gün mutfaktasın. Niye atıştırmadın? Çalışanların dolaptan bir şey yemesi yasak. Sanki her kurala harfiyene uyuyorsun da. Ben işinizi böldüm sizin. Devam edin lütfen. Tamam, ben arıyorum tekrar. Açmıyor. Biraz bekleyelim, ben yine ararım. Tamam. Naz sen de bir şeyler ya, boş ver yemekleri falan. İyice dinlen. Tarık gelince seni eve bıraksın, olur mu? İyiyim. Gerçekten. Ben mutfağa gideyim. Ay vallahi Nazlıcığım o kadar karışık anlatıyorsun ki yani her şey birbirine girdi. Dosyalar, fotoğraflar, asumanlar. Sen şöyle sakinleşip derin bir nefes alıp verir misin? Hadi sana öğretmiştim ya hadi. Fatoş anlamıyor musun beni? Asuman'ı teşhis edeceklermiş diyorum sana. Nasıl Asuman'ı teşhis edeceklermiş? Tespit edeceklermiş. Bu çektiği fotoğraf dijital mi neymiş? İşte ona bakınca bütün bilgileri bulabiliyorlarmış. Ha anladım. GPS'ten bakıp konumu tespit ediyorlar tabii. Tarihi de saatine dakikasına kadar telefondan bakıyorlar. Öyle oluyormuş işte. Ne yapacağım ben Fatoş? Vallahi şıpıdanak bulurlar ha Asuman'ı. Elleriyle koymuş gibi. O tarihte GPS'e bakınca Ferit Bey'in evinin konumunu gösterecek tabii. O saatlerde de bu fotoğrafı kim çekmiş olabilir düşününce şak Asuman. Eyvah, eyvah. Ben itiraf edecektim Fatoş, söyleyecektim ben her şeyi. Ben niye yapamadım? Oraya kadar gittim, niye yapamadım? Şimdi her şey daha kötü olacak Fatoş, çok kötü olacak. Kapat, kapat, ben gidip itiraf edeceğim. Nazlı? İyi misin? İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, seni merak ettim. Yani biraz sonra başımıza bu felaketleri açan kişinin kim olduğunu öğrenince çok daha iyi olacak. Benim size bir şey söylemem lazım. Nazlı, bak eğer istersen eve gidebilirsin. Sağlığın her şeyden daha önemli. Yok. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Ali Adem Bey, ben yine sizi speaker'a alacağım. Bekletiyorum. Ferit, gel gel, ulaştık Adem Bey'e. Bazı sonra konuşuruz. İstersen sen de bize katıl, Adi Şerefsin kim olduğunu hep beraber öğrenelim. Hadi gel. Evet, biraz önce dediğim gibi dijital fotoğraflar içinde pek çok bilgi barındırır. Bu bilgiler bilgisayarda okunabilir ve aynı şekilde silinebilir. Bu fotoğraflar kimin elinden geçtiyse işin bu kısmını da hesaba katmış. Fotoğraflardaki konum ve tarih bilgileri silinmiş. Üzgünüm, çok uğraştık. Çok çeşitli yöntemler, programlar denedik. Ancak sadece bu fotoğrafların çekildiği cep telefonunun markasını öğrenebildik. İkbal Hanım, marka ve modeli size SMS olarak yollayacağım. Maalesef başka bir bilgi yok. Tamam Adem Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kim bilir kaç bin kişi de vardır bu telefon. Bu birkaç sene öncenin telefonu. Yani bizim şirkettekiler daha çok yeni modellere meraklı. Eğer son bir ay içerisinde bu telefonu kullanan biri varsa bir şekilde bulabilirim. Deneyin bakalım şansınızı. Ben şirkete geçiyorum. İnsanlara fark ettirmeden bir sorup soruşturayım bakalım. Bu arada şu telefonun görselini internetten buldum.
size de mesaj olarak attım. Sizde de bulunsun. Ferit Bey, ilaçtan içmiyor. Hoş geldin. Pek hoş gelmedim anne. Hani söz vermiştin? Hastaneden çıkarsan yemeğini yiyecektin. İlaçlarını aksatmadan alacaktın. Bugün iştahım yok. Anne, biraz daha çaba göstermen lazım. Yoksa tekrar hastaneye dönmen gerekecek. Bulut'u özledim. Bana onu getir. Anne, sen beni dinlemiyorsun galiba. Bulut'u görebilmen için kendini toparlaman lazım. Biraz daha çaba göstermen lazım. Torunumu görmeme müsaade etmiyorsun değil mi? Bu da başka bir ceza mı? Anne, başlama lütfen. Yalan mı? Hadi ilaçlarını iç. İstemiyorum. Yaşamak için hiçbir sebebim kalmadı artık. Neden ilaçlarla iyi olmaya çalışayım? Neyim kaldı ki? Kızımı kaybettim. Oğlumu yıllar önce kaybetmiştim zaten. Neden böyle yaptığının farkında değil miyim sanıyorsun? Bugüne kadar biriktirdiğin nefreti, kini, kusları atla artık. 15 yıldır cezalandırıyorsun beni. Yeter. Tek bir kelime etmedim sana. Sustum. Babamın yüzüne baka baka sustum. Zeynep'in yüzüne baka baka sustum. Daha ne istiyorsun benden? Susma. Bağır, çağır ama susma artık, yeter. Keşke o zaman konuşsaydın. Keşke o zaman ne olacaksa olsaydı. Keşke demek için artık çok geç. Artık sadece sen, ben ve Bulut var. Keşke babana her şeyi anlatmış olsaydın. Ne söyleseydin? Ne anlatsaydın babama? Annem seni aldatıyor baba deseydin. Ben tesadüfen öğrendim. Bilmeni istiyorum deseydin. Bu sırrı taşımak istemiyorum. Bu yükle yaşamak istemiyorum deseydin. O zaman cezalandırsaydın. Çocuktum da. Sen söyleseydin de beni bu sorumluluktan kurtarsaydın. Ben çok gençtim. Doydum. Yalnızdım baban. Baban sürekli çalışıyordu. Bütün bunlar bahane, ben çok büyük bir hata yaptım. Hata değil, yanlış yaptın. Babamı sevmiyordun ama babam zengindi. Sen de bu hayatı bırakmak istemedin. Tedavinde çiftliktekilere yardımcı olursan en kısa zamanda Bulut'u getiririm sana. İstediğim dosyaların tamamı yok. Diğerlerini de getirir misin? Bundan başka dosyaları size veremem efendim. İmza yetkili bir müdürün onay vermesi gerekir. Bak şimdi benim burnuma yalan kokuları gelmeye başladı. Sen sanki bizden bir şey saklıyor gibisin. Ama benim elimde mahkeme kararı var. Bu şirketteki istediğim dosyaya istediğim zaman erişebilirim ben. Ferit Bey'in dönmesini beklesek ya da Engin Bey'in, yemekteler kendileri. Engin Bey'in iznine ihtiyacım yok. İstediğim dosyayı istediğim zaman inceleme hakkım var benim. Hayır, yok. Derhal dosyaları toplayıp götürün. Bir daha da kimseye iznim olmadan tek sayfa şirket evrağı vermeyin. Önemli hiçbir dosyayı vermedim efendim. Beni duydunuz, derhal dedim. Ferit Bey, hoş geldiniz ya. Ama biliyorsun değil mi, sadece bir mahkeme kararıyla buradaki istediğim dosyaya bakabilirim ben. Ayrıca avukatımızın söylediğine göre Bulut'un vasisi olarak eğer her şeyi incelemezsem görevlerimi tam olarak yerine getirmemiş olurmuşum.
Bizimle aynı sektörde iş yapan bir şirketiniz var. Sadece geçici vesayetle rakip şirketin ticari dosyalarına erişmeniz haksız rekabet. Mahkeme karşı başvurumuzu haklı bulur. Toplantı odasını sevdiysen istediğin kadar otur Hakan. Ama ellerini şirketimden uzak tut. Ayrıca vasiye olan sen değilsin, Demet. Bir daha böyle bir şey yaparsan şirkete girmene izin verme. Belli mi olur? Bakarsın gün gelir, ben senin bu şirkete girmene izin vermem. Tatlı rüyalar Hakan. Rüyamı kabus mu göstereceğim ben size? Selam. Ferit Bey, ben bir dakika bekleyin, müsait mi bir bakayım dedim ama... Ama ben yabancı değilim dedim. Bir şey mi istedin Demet? Hayır. Evet. Eski günleri anmak istedim. Anacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yanılıyorsun. Aslında o kadar çok şey var ki. Mesela eskiden burası babanın odasıyken burada oturmayı çok severdim. Hasan amca da bana hiç kızmazdı. Bir gün bile işim var git demezdi. Hatta böyle küçük küçük işler verirdi ki oyalanayım diye. Ağaç yaşken eğilir derdi. Hepimize ufak tefek işler verir, kendimizi işe yarar hissetmemizi sağlamaya çalışırdı. Ya. İşlerin bu hale geleceğini kim bilebilirdi ki? Biz bir zamanlar kocaman bir aileydik. Çok eskidendi o, hatırlamıyorum artık. Yapma Ferit. Aslında o kadar da eskiden değildi. Hatırlıyor musun Deniz, Demir, Zeynep, sen, ben? Hep bir aradaydık. Çok güzel günlerdi. O kadar da güzel günler değildi ya. Senin aklında yanlış kalmış. Babanı hiçe sayıp Hakan'la evlenmeye karar verdiğin zaman dağıttın sen o hali, unutma. Pardon. Sen beni terk ettiğin için biz bu hale geldik. Sen şımarık, bencil, sorumsuzdun demek. Hala da öylesin. Baban üzüntüden kalp krizi geçirdiğinde bile durmadın. Babamın ölümünden beni sorumlu tutamazsın sen. Demet, seninle uğraşmaktan daha önemli işlerim var. Gidelim mi Demet? Çıkalım aşkım. Ve yine yeniden Ferit Aslan'ın karşısındayız, öyle mi? Biliyor musun, seni anlamak çok güç. Dün bizi neredeyse buradan kovuyordun, şimdi buraya gelmemizi rica ettin. Ferit Aslan, bak benim vaktim kıymetli. Ne söyleyeceksen söyle. Uzatmadan konuya gireceğim. Yarın Bulut'un doğum günü ve ben onunla zaman geçirmek istiyorum. Hayır. Bulut'u belli zamanlarda görmeye hakkım var zaten. Avukatların söylemiştir. Şu an tedavisi sürüyor. Evet, istediğin zaman gelip görebilirsin ama evimizde. Onun evi ailesinin olduğu yer. Seneler sonra ortaya çıkan bir yabancının yanı değil. Ben yabancı değilim. Sen istesen de istemesen de ben bu çocuğun halasıyım. Ve doğum gününde de bizim yanımızda olacak. Ayrıca bundan sonra bizimle yaşayacağını anlayabilmesi için şu an gerekli olan şey bu. Bu asla olmayacak. Ama şu an konu başka. Yarın annemle görüşecek. Ayrıca her doğum gününde bir arada olduğu insanlarla olmalı. Annesiyle babasını kaybetmiş olması yeterince ağır bir travma zaten. Olur. Pardon? Olur mu? Evet, olur. Çocuğun psikolojisini olumsuz yönde etkilemeye gerek yok. Hem avukatlarıyla görüşüp Bulut'u bir günlüğüne alabilir. Bulut'u al. Ayrıca ne kadar makul bir adam olduğumu görüyorsun.
Aynısını senden de beklerim Ferit Aslan. Gidelim Demet Hanım. İyi günler. Hayır abi yani çok da güzel kız, anladın mı? Hani normalde de ben hasta olurdum zaten zengin olması ona. Niye böyle bir şey gerek duydu anlamıyorum. Neden olacak Engin? Kendine güvenmiyor. Seni elde edebilmek için kullanabildiği tüm kozları kullanıyor işte. Ah lan Fatoş ah. Senin kendi moda evin olsa ne olur, olmasa da olur ya. Yani. Fatoş'tu değil mi senin kızın adı? Modelist. Moda tasarımcısı. Aynen. Doğru olan bilgiler bunlar. Nazlı'nın bir ev arkadaşı var ama bu tariflere uyan. Renkli gözlü mü? Evet. Bir dakika ya. Ben onun bugün soyadını da öğrendim. Bir internetten aratayım şunu. Fatoş Yalçın. Çok fazla fotoğraf yok ama. Bak bakalım bir. Evet bu. Nazlı'nın arkadaşı Fatoş. Demek ben denize gittiğimde o yüzden hiç orada olmuyordu bu Fatoş. Ya bunlar nasıl bir şebekeyse bizim Alle'yi de kendilerine suç ortağı yapmışlar. Sen en başta düşündüğün şeyde haklıydın Engin. Kızlar belli ki para peşinde. Zengin koca bulmak için yapmayacakları şey yok. Hiç de öyle birine benzemiyordu ya. Neşeli, akıllı, eğlenceli. Ya Ferit, ben hayatımda ilk defa birinden bu kadar etkilenmiştim ya. Çok geç olmadan gerçek yüzünü gördüğün iyi olmuş. Ha bu arada bu dediklerim Nazlı için de geçerli. Yani Fatoş'un durumunu bilmemesine imkan yok. O da bu sırrı saklamış. Hatta belli ki Fatoş'a yardım bile etmiş. Ben sana bir ton laf ediyordum kadınlara güvenmiyorsun diye ama... galiba aynı doğrusunu yapıyorum. Ya bilmiyorum ama kadınların sanki bu kumaşında var. Yani daha bugüne kadar beni yanıltan birine rastlamadım maalesef. Yani abi şimdi de bütün kadınları da aynı kefeye koyamayız ama. Nazlı'nın Bulut için yaptıklarını hatırlamıyor musun? Yani sanki haksızlık ediyormuşuz gibi. Ya burada da canla başla çalışıyor. Engin, arkadaşı Fatoş yalancı. Kız kardeşi Asuman desen karakollardan topladık. Yanlış anlama falan diye geçiştirdi. Taşlar yerine oturuyor işte. Kendisi niye farklı olsun? Bilmiyorum Ferit, bilmiyorum. Yani Nazlı da bugüne kadar servet avcısı olduğunu düşüneceğimiz hiçbir şey yapmadı. Ya vallahi kafam çok karıştı ya. Fatoş'un da farklı olduğunu düşünüyorum zaten. Ya biz şu hayatta hiçbir kadına güvenemeyecek miyiz? Hayır, güvenmesen iyi edersin. Sen şimdi mesela yarın Bulut'un doğum gününü Nazlı'yı çağırmayacak mısın? Hayır. Zaten aile içinde bir doğum günü. Nazlı gibi tam iyi tanımadığımız birinin orada yeri yok. Dayı. Hey, dur bakalım canavar, koşmak yok. Dayı. Dayı çok özlemişim ben seni. Ben de seni çok özledim. Herkes çok özledi. Herkesin gözü yolda. Ama Nazlı da bekliyor değil mi beni yani? Nazlı da bekliyor. Nazlı bugün yok. Ama neden? Peki ne zaman gelecek? Bugün gelemeyecek. Ya da yine ne yaptın da kızdırdın Nazlı'ya? Görmeyeli dilin senin yine çok uzamış. Yatırabilirsiniz pardon. Tamam. Sevim, her şey hazır değil mi? Bir eksiğimiz yok. Anneanneciğim. Ay, ay, ay benim kuzum geldi. Hoş geldin. Anneanneciğim. Güzel oğlum bu. Daha özlemişim ben seni. Seni çok özledim.
yaşıyorum oğlum. Şimdilik orada kalıyorum. Ama dayım beni birkaç gün sonra tekrardan kendi evime geri getirecek. Merak etme. Bulut'cum hadi gel. Oturtalım seni şöyle. Hadi anneanne sen de gel. İyisin değil mi anne? Bulut'u gördüm, daha iyi oldum. Deniz gelmedi mi daha? Gelmek üzeredir. Aradı biraz önce. Varmak üzereyim demişti. Geldiler. Nazlı? Bulut? Ne güzel sürpriz bu böyle. Merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Oh, senin için geldim. Çok teşekkür ederim. Anneanne bak, bu da Nazlı. Çok güzel değil mi? Evet Bulut'cum, çok güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Hoş bulduk Leman Hanım. Ben de memnun oldum. Leman teyze, daha iyi gördüm seni. Pastadan önce böyle hediye açılmaz ama. Ama ne yapayım? Baksana şunun bitmiş. Çok merak ettim. Haberin var mıydı ağzına gelecek? Söylemedim Deniz. Nasıl, beğendin mi? Yani çok beğendim, çok beğendim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Artık büyüyünce gerçeğini alırsın. Alırım tabii. De çok trafiğe kalırsın. O da var. Oynayalım mı? Oynayalım. Ha. İndirelim arabayı. Ben bir Leman teyzenin yanına gidiyorum. Bana neden öyle baktığınızı sorabilir miyim? Nasıl yani? Ne demek istediğini anlamadım. Ne demek istediğim bal gibi anladınız Ferit Bey. Ama sorun yok. Çünkü bu sefer ben tavrınızın sebebini biliyorum. Ya sen aklımdan geçenleri de okumaya başladın artık. Aklınızdan geçenleri okumanın o kadar zor olmadığını anladım. Mümkün olan en negatif, en kötümser teorileri bir araya topluyorsunuz ve bunların gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Bu kadar. Hatta şu an aklınızdan ne geçtiğini gayet iyi biliyorum. Bu kız hakkındaki tüm fikirlerim de haklı çıktı. Kardeşi karakolluk oldu. En iyi arkadaşı yalancının teki. Bunların üçü de zengin koca avcısı. Evde oturup plan falan yapıyorlar. Sen ve çevrendekilerle ilgili bu kadar çok kafa yoracağımı düşünmen çok tuhaf. Ama vardığın sonuçlar çok mantıklı. Zaten öyle düşünmeye hazır biri için gayet mantıklı, evet. Ama gerçek öyle değil. Fatoş Engin'den hoşlandı, gerçekten. Sonra da Engin de etkilensin diye yalan söyledi. Fatoş öyle biri değil desem de inanmayacaksınız değil mi? İlk tanıştıklarında Engin yanlış anlayınca Fatoş durumu düzeltemedi. Çok istedi yapmayı. Olayların bu kadar büyüyebileceğini tahmin edemedi. Gerçeği söylemek o kadar da zor değil. Yeter ki dürüst olmak iste. Sizin hayatınız boyunca söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şey olmadı mı hiç? Bilip sustuğunuz, söylemek isteyip yutmak zorunda kaldığınız bir an olmadı mı hiç? Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza karşı da mı olmadı? Çok şanslısınız Ferit Bey. Ne mutlu size. Burası kalabalıktan kaçmak için doğru bir yer. Kalabalıktan kaçmak için gelmedim. Kalabalık etmemek için geldim. Zeynep ve ben çocukken annemi kızdırdığımızda ya da sevmediğimiz misafir çocuklardan kaçmak istediğimizde hep buraya gelirdik. Yakındınız değil mi ablanızla? Evet. Ama çok da kavga ederdik. Ne beraber ne ayrı yapamazdık. Bazen öldüğünü unutuyorum.
Şirkete girdiğimde odanın kapısı açılıp içeri girecek sanırım. Olmadık saatlerde telefon çalsın istiyorum. Zaman mefhumu yoktu. Gece sabahın körü demez kafasına bir şey takıldı mı arardı. Kızardım ben de. Şimdi? Şimdi keşke hayatta olsa da her dakika arasa diyorsunuz. Çok ağır bir şey yaşadınız. Baş etmesi çok zor. Asuman'ın başına bir şey gelse ne yaparım, ne hale gelirim hayal bile edemiyorum. Ama herkesin size ihtiyacı var. Bulut'un, Leman Hanım'ın, hatta Deniz'in bile. Merak ederler, gidelim artık. Bak bakalım sana ne aldım. Acaba nereden açacağım? Yok artık. İnanır mısınız böyle günler, böyle anlar olmasa şu abur cuburlardan yiyemeyeceğim. Ona üzülüyorum. Ne işiniz var burada? Oo Ferit Aslan. Bu ne şiddet bu Celal ya. Sakin. Halası. Öyle değil mi aşkım? Bulut'un doğum gününü kutlamak için geldi. Hepsi bu. Buraya davet edilmediniz. Hmm. Davetsiz de olsalar evimize gelen misafirlere saygısızlık yapamayız. Lütfen bir tatsızlık olmasın olur mu? Hadi sofraya geçelim. Ah, Leman Hanım lütfen buyurun. Ferit, hadi abiciğim anneni üzmeyelim değil mi? Gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşkım. Ya, bak halam bana kanguru almış. Gerçeklerini görmek için Avustralya'ya da gideceğiz değil mi hala? Gideriz tabii ki de halacığım. Ama Nazlı da gelecek değil mi? Sevim, pasta hazırsa getirir misin? Oo, büyük patron bak pasta da geliyor. Haklısın evet. Benim de dikkatimi çekti. Ben hemen geliyorum. Tamam. Evet. Tamam detaylı konuşuruz sonra. Burası hiç değişmemiş. Ne güzel ya çok huzurlu bir yer. Anneme de biraz huzur vermesini umuyoruz. Evet Leman teyzeyi iyi gördüm. Kapat kapat. Bulut'la ilgilenmeye başlasın daha çabuk gelişecek. Ne garip. Hatırlıyor musun? Şu bahçede nişan yüzüklerimizin takıldığı gün dün gibi. Hatırlamıyorum. İnanmıyorum. Yani her şeyi tek kalemine silmiş atmış olabileceğine inanmıyorum Ferit. Demet neye istersen ona inan. Benden uzak dur yeter. Durdum. Yıllarca uzak durdum senden. Karşına bile çıkmadım. Seni unutmak için elimden geleni yaptım. Bak, eğer biz ayrılmasaydık, Bulut'un anne ve babası biz olacaktık şimdi. Demet, benden ne istiyorsun? Canım mı sıkıldı yine? Kendine yeni bir eğlence mi arıyorsun? Yanlış yerdesin. Sen de o hizmetçiyle eğleniyorsun herhalde. Gece gündüz bir arada olduğunuza göre. Kocanı da al git sabrımı taşırma. Benden de ailemden de uzak dur. Doğru kişiyi bulmuşsun zorlama işte. Hakan'la birbirinizi hak ediyorsunuz. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum abi.
Demir'le Zeynep'e uyguladığımız tariflerin aynısını Ferit'e uygulayacaksın. Ben de gidiyorum. Görüşürüz baba. O zaman ben de seni aldığım gibi teslim edeyim evine. Olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hoşça kal. Hayırdır? Arada bir yapıyor böyle. Marş basmıyor. Değiştir artık bu külüstürü. İnsan kendinden yaşlı arabaya biner mi be oğlum? Bana bakma öyle. Ben seviyorum külüstürü. Çok havalı. Ya bakma sen. Ferit abi de sever. Ama işte bende kafa buluyor. Aslında halledilir de biraz uğraşmak lazım. Boş ver, elini yağ bulama şimdi. Ben bırakayım sizi. Öyle mi diyorsun? Söyleriz, çocuklar alır şirketin garajına çeker. Sen de bu vesileyle şirkete uğramış olursun yarın. Aa, şirket. Peki. Hadi. Yavaş yavaş atlatıyormuş gibi. Ya da ben öyle düşünmek istiyorum. Hepimiz onun iyiliğini istiyoruz. Ama yanımızda olsaydı bu süreci daha hızlı atlatırdı. Şimdi içimiz rahat değil. Evet abi, benim de. Hakan'ın... Kendi öz yeğenimiz o herifin arabasına binip gözümüzün önünde gidiyor ya. Yani düşündükçe insan hala kafayı yiyecek gibi oluyor. Senin niye sesin çıkmıyor hiç? Bilmem. Daldım öyle. Camdan dışarı bakmak iyi geldi. Onun daha iyisi de var. Neymiş o? Camı aradan kaldırma. Rüzgarı hissetmek. Rüzgarı hissetmek. Hatta ondan bir iyisi daha var. O da şu. Deniz, ne yapıyorsun? Girsene içeri. Deniz. Deniz, ne yapıyorsun? Aa, sen de gelsene buraya. Başta bir rüzgar esiyor ama daha sonra alışıyorsun. Kollarını da aç. Yeni kullandığım arabalarda yapamıyorum da. Asuman'la her konuşmadan sonra bunu yapmalıyım. Kesinlikle. Tamam, aşağı. Tamam. Delirmişsin sen. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Etmelisin.
Efendim? Ha, tanıdım, tanıdım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne oldu? Abi Aliye, provadan sonra böyle biraz fazla kaçırmış. Kimse de zapt edememiş. Sen beni bir yerlerde bırak, ben taksiyle fırlarım yanına. Deniz, olur mu öyle şey? Ben de geleyim seninle, merak ettim Ali'yi. Nazlı attı, beraber gidelim. Hadi barmen bir tane daha ver. İki buzlu. Niye vermiyorsun ya? Ver. Ya başka barmen yok mu? Ver. Oo, Audrey Hepburn'e James Dean de buradaymış. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Ah, Humphrey Bogart da geldi, tam oldu. Aliye, ne oluyor yine? Ne oluyor? Aslında hiçbir şey olmuyor. Ama çok şey oluyor. Yani hiçbir şey olmuyorken çok şey nasıl oluyor? Ben... Nasıl oluyor hakikaten? Aşmışsın yine kendini. Özür dilerim memur bey. Suçum neyse cezasını çekmeye hazırım. Ali, hadi seni evine bırakayım. İstemiyorum eve gitmek. Garson, arkadaşlarım geldi, görmüyor musun? Aliye, ev çok iyi fikir bence. İstersen ben seninle gelirim. Sen gelme. Deniz gelsin. Sonra güneş açsın. Sonra rüzgar esin. Oo. Nerede senin çantan? Gitmeyeceğim. Hadi gidiyoruz, evine gidiyoruz. Ya hadi, istemiyorum hadi. Eve gitmek. Burada kalacağım. Tamam, eve ne zaman istersen o zaman gideriz. Eve falan gitmeyelim. Hava alacağım, bir yerlere gidelim. Bak, her ortama bir iş adamı şart. En iyi fikir Ferit'ten çıktı. Getir kontratı, nereye imza atıyoruz? İlare vereceğim kontratı sana, hadi gidelim. Nasıl oldun? İyiyim, iyiyim. Ayıldım biraz daha. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Böyle ara sıra böyle saçmalıyorum işte. Yanlış kelime kullandım bence. Ara sıra değil o. Genellikle olabilir. Aman boş ver Aliye, canın sağ olsun. Tavuk pilav lezzetli mi? Çok lezzetli. Vallahi biz de teşekkür ederim. En çok da sana Ferit. Gece gece çektin beni. Önemli değil. Bir şey soracağım. Tavuğu böyle kıyış gibi mi yoksa ağızda dağılıyor mu? Nazlı, senin canın pilav tavuk mu çekti? Hem de nasıl. Ama kötüsüne hiç gelemem. O yüzden iyice emin olmam lazım yemeden önce. Tadına bak. Bakayım birazcık. Potansiyeli var. Pilavdan döneni kaşığı kırılsın. Ben gidiyorum, isteyen var mı? Ben almayayım. Benim de canım çekti ya, ben de geliyorum. Koş! Kolay gelsin usta. Abi tereyağlı mı? Tereyağlı. O zaman benimki 1,5 olsun. Benimki de 2 olsun abi. Neden 2? Cüsseye göre mi? Ya anca yeter bana, anca doyarım hemen. Ferit. Ferit. Üşüteceksin, gel bu tarafa otur. Bulut pilavı nasıl yiyor biliyor musun? Ketçapla. Bak, o kadar mutfağa soktum, hiç öğrenememiş ya. Ya sos bir şey lezzetlendirmek içindir bence. Zaten lezzetli olan bir şey sosa ihtiyacı yoktur. Oo, doldur usta, doldur. Benimkini bayağı doldur. Tam tahmin ettiğim gibi. Hı? Nazlı diyorum. Ondan hoşlandığın çok belli. Bence temiz havayı biraz daha içine çek. Tam kendine gelememişsin. Gayet kendimdeyim. Seni çok iyi tanıyorum. Ve durum da ortada. Buzullar ülkesine aşk ateşi sarmış.
İki tane de ayran versene usta bize. Çok şükür. Kuru kuru yedireceksin sandım. Böyle bir şey yapar mıymış? Çok lezzetli. Geçem. Bir şey daha söyleyeceğim. Son. Nazlı Deniz'i arkadaşı olarak görüyor. Onların arasında bir şey olamaz. Boşuna kıskanma diye söylüyorum. Konuyu kapatacak mısın yoksa ben kalkıp gideyim mi? İşte sen tam da böylesin. Biri sana gerçekleri söylediği zaman içine kapanıyorsun. Bu da seni hırçın bir adam yapıyor. Boyuna göre ver demek ki herkes. Bir yap. Efsaneler liginde. Ferit abi sen de bence bir tane kap. Yok ben böyleyim sağ ol. Sen gel buraya. Gel gel. Bence çok şey kaçırıyorsun. Menüye ekleyeyim ben bunu. Yani serbest dolaşan tavuklardan ama. Organik. Mükemmel fikir bence. Sen yersin. Çok geç oldu, ben gidiyorum. Ben de geleyim. Yani ben seni taksiyle bırakırım. Olur. Ben biraz daha oturacağım. Deniz, sen de benimle kalır mısın? Hiç sorun yok. Sen Aliya'yla kal. Ben şuradan bir taksi çeviririm. Hatta belki yürürüm. Ben bırakırım seni. Aliya, dikkat et kendine. Görüşürüz Deniz. Görüşürüz. Her şey için teşekkürler çocuklar. Tavuk pilav için teşekkür ederim Aliya. Efendim? Ya İspanyolların var ya meşhur pilavı. Evet biliyorum da nereden aklına geldi onu anlamadım. Bu hafta menüyü ekleyeyim mi? Olur, ekle, severim. Süper, bir saniye. Ne yapıyorsun? Not alacağım. Senin de mi teknolojiyle aran bozuk, cep telefonu daha pratik değil mi? Pratik ama riskli. Yok şarjı bitti, yok kayboldu, yok virüs girdi, yok kırıldı. Sen de benim gibi sürprizleri sevmiyorsun. Ben kötü sürprizleri sevmiyorum. Yoksa sürprizleri kim sevmez? Ben sevmem. Siz genel olarak kontrolünüz dışında hiçbir şey sevmiyorsunuz. Sıkıcı değil mi? Hayır. Kısa ve net. Uzun ve karışık olmasına iyidir. Tamam, peki bir şey soracağım. Bir anda kontrolünüz dışında bir olay gelişti diyelim. Sizin hiç suçunuz yok. Sonra o olay yuvarlana yuvarlana, büyüyerek yuvarlanmaya devam etti. Kontrol edemiyorsunuz, hayatınız allak bullak oldu. İşin içinden çıkamıyorsunuz ve çıkamayacak gibisiniz. Ne yaparsınız? Önce beklerim. Durumu ve kendimi gözlemlerim. Sonra da sonuçlarını öngörüp ona göre hareket ederim. Mantıklı. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Önemli bir şey değil. Kemal Usta nedir durum? Şükür kötü bir durum yok Ferit Bey. Bir parça bekliyorum bugün. Araba bir gün bende kalsın. Yarın sapasağlam teslim ederim Allah'ın izniyle. Büyüksün usta. Eyvallah. Kemal Usta çok iyidir. Senin külüstürü bir adam eder, merak etme. Hakikaten yeni bir araba almayı düşünmüyor musun? Yok abi ya. Yeniler alerji yapıyor bende. Eskilerle daha iyi anlaşıyorum. Klasik araba iyidir de garajda ve müzede. Yani eğer teknolojiden bahsediyorsak mecbur yeniyi takip edeceksin. Araba teknoloji mi ya? Araba dediğin ruhtur bence. Seni yolda bırakan bir ruh mu yoksa böyle ayaklarını yerden kesen bir makine mi? Hem artık teknolojinin de ruhu varmış. Robotlar falan aşık oluyormuş, öyle diyorlar. Teknolojinin ruhu mu yoksa 60'ların ruhu mu? İşte bütün mesele bu. Bu nedir abi? Demirlerin kaza yaptığı araba. Ne işi var burada? Ben getirdim. Kemal Usta baksın istedim. Sana ne zamandır söylemeye çalışıyorum.
Kazadan sonra haliyle demirlerin birkaç parça eşyası çıktı. Eğer görmek istersen. İsterim. Arabamda bagajda. Ben vermiştim onlara bunu. Yol şarkıları. Çok iyi araba kullanırdı. O yolu da defalarca gidip gelmiştir. Böyle bir kazayı hala nasıl yaptı anlamış değil. Bazen aşırı güven de hata yaptırır insanı. Ben nelerini gördüm. Nelerini. Ne olacak şimdi bu arabaya? Sigorta mügorta işleri bittiyse buraya çıkartırız. Eğer başka bir talebiniz yoksa. Yok abi ya. Bir talebimiz olacak. Şimdilik dur. Tamam. Gündemde başka konu var mı üzerinden geçeceğimiz? Ferit Bey, Marina İnşaatı'nın ruhsat başvurusuyla ilgili bir imza almam gerekiyor sizden. İyi misiniz? Bir ağrı kesici, vitamin bir şey getireyim mi? Yok İkbal Hanım, sağ olun. İlaç istemiyorum. Son olarak, Bulut'un vesayeti için üçüncü bir duruşmaya gerek kalmasını istemiyorum. Haftaya mahkemede bu iş mutlaka bitmeli. Hakan Bey ve Demet Hanım'ın Bulut'u maddi kaygılarla sahiplenmeye çalıştığına hakimi ikna etmeliyiz. Bizim ticari rakiplerimiz. Bize zarar vermek için yıllardır ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama Bulut'u görmek için yıllarca tek bir talepleri bile olmadı. Bu bile tek başına yeterli değil mi? Bu iyi bir argüman Ferit Bey. Ek olarak Hakan Bey'in ticari rekabet sırasında giriştiği bu usulsüzlüklerden örnekler sunabilirsek şayet mahkemede elimiz çok daha güçlenir. Ya üstüme vazife olmadığı için bir araştırma yaptırmadım ama ben Hakan'ın bundan da fazlasını yaptığını düşünüyorum. Yani kanunsuz işlerle uğraşıyor olmalı. Yasal olarak yaptıkları işlere bakıyorum. Onlardan elde ettiği gelirlerle bu ihalelerde bu teklifleri verememeli. Bu tahmininizi ispatlayacak delillere ihtiyacımız var. Biz bir bakalım araştıralım Ferit Bey. Uzak olduğumuz karanlık bir dünya. Ama demek ki en azından neler olup bittiğini öğrenmek için bir çomak sokmamız gerekiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Selam. Ne haber Engin? İyi. Ne oldu, biraz rengin soluk gözüküyor. Yorgun musun, enerjin mi düşük, hasta mısın? İyi ya, yoğundum biraz bugün, yoruldum. Senin nasıl geçti toplantılar? İyi. Böyle koşturdum toplantıdan toplantıya. Hızlı başladı hafta biraz. İyi de oldu. Kendimi düşünecek zamanım olmadı hiç. Fatoş mu? Evet abi ya, delireceğim. Nasıl gittim düştüm zengin abisi kızın tuzağına ya. Bir de o Japon davetinde seni uyardım Nazlı'yı görünce ben. Sonra gittim kendim düştüm bu tuzağa. Ama normal tabii, neticede arkadaş bunlar. Daha geçen akşam Nazlı'nın Fatoş'tan farklı olduğunu söylüyordun. Uyarıyordun beni hakkında kötü konuşmam için. Ha işte, düşündükçe karışıyor. Bir öyle düşünüyorum, bir öyle düşünüyorum. Nazlı'ya toz konduramıyordum ama Ferit Fatoş'a o kadar kızgınım ki. Çevresindeki herkes kapkara geliyor Ferit. Eve git dinlen biraz bence. Belki daha sağlıklı düşürüz. Bendenize uğrayacağım kafamı dağıtmak için.
Gelsene sen de. Bilmiyorum ya, bakarız, bir eve gideyim de. İyi. Alo, İkbal Hanım. Ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Yani öğleden sonra geleceğim herhalde. Programı ona göre ayırın, olur mu? Yok yok, iyiyim. Biraz bir şeyler yiyeyim, dinleneyim, toparlanırım, gelirim yani. Hadi bakalım Nazlı, iş başına. Bugün... Merhaba Nazlı Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Kolay gelsin, hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler, iyi günler. Ah be temizlikçi ablacığım. Temizliğe gelip yatağı toplamıyorsun. Daha ayın dolmadan kolduracaksın kendini. Nazlı, yatağı toplamana gerek yok. Nazlı. Nazlı. Şişt. Ferit Bey. Ya korksaydım? Neyse ki tahmin ettim sizin olduğunuzu. Ama bu kaçıncı oldu böyle arkadan sinsiz insi yaklaşmalar? Nazlı, sen korkmadın da ben korktum. Ne bağırıyorsun? Sakin ya. Anlamışsınızdır en azından ne hissettiğimi. Ayrıca sizin bu saatte evde ne işiniz var? Gideceğim birazdan. Yani biraz toparlanayım. Öğleden sonra gideceğim. Toparlanamamışsınız. Günden güne daha çok kötüleşiyorsunuz. Yo, iyiyim. Değilsiniz. Renginiz dün sarıydı. Bugün yeşil ve tonlarına doğru gidiyor. Ben tavuk suyuna çorba yapayım. İçmezseniz ben içerim. Gömlekler orada. Uyumuş. En azından içmiş. Aferin. Nasıl uyumak? Boynu tutulacak. Benim bu iyi niyetim. Rahat dur be adam. İliştirip gideceğim. Nazlı. Ferit Bey. Beni yastıkla boğmaya mı çalışıyordun? Ne münasebet canım, ne boğması. Ben uyuyakalınca siz boynunuz tutulmasın diye altına koyacaktım. Ama gerek kalmadı. Ayrıca uyandığınız iyi oldu. Ben çorba getireyim. Ben çorba içmem ki bu saatte. Demet gitti mi? Gitti. Ben şunu götüreyim. Niye aldın çorbamı? İçmeyeceğim dediniz. İçiyordum ama. Tamam, soğumuştur bu. Ben size yenisini getiririm. Biraz daha yiyeyim, burada içerim. Ne oldu, çorba için ısrar etmeyi bıraktın? Ferit Bey, siz Demet Hanım'la nişanlıymışsınız. Hatta evlenmek üzereyken ayrılmışsınız. Neden bunu söylemediniz? Sana neden söylemem gereksin ki? Niye ilgilendiriyor seni bu durum? Beni neden ilgilendirdiğini açıklayayım. Maruz kaldığım için. Ben Demet Hanım'ı Bulut'un halası diye bu eve aldığımda sizden yemediğim fırça kalmadı.
Bulut'la Demet Hanım yakınlaştıkça acısını benden çıkardınız. Meğer onların yakınlaşmasını eski ilişkiniz yüzünden istemiyormuşsunuz. Nazlı, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben gayet farkındayım her şeyin, nihayet. Ben Bulut için endişelendiğinizi sanmıştım. Ama bütün kıyamet sizin şahsi meseleniz yüzünden kopmuş. Siz bu yüzden ne Bulut'u kısıtlayabilirsiniz, ne de beni yargılayabilirsiniz. Merhaba gençler. Merhaba. Ferit Aslan hasta dediler, geldik ya. Ama hala ayakta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Abi seni hiç öpmeyeyim. Seni hastalandıran virüs beni öldürür. Senelerdir hastalanmadı. Şirkette Ferit hasta falan deyince ben böyle kalktım geldim sırf merakımdan vallahi. Bir sen eksiktin bunu söylemeyen. Yatıyorum ben içeride. Abi dur, ben senin yastığını falan değiştireyim ya. İleride torunlarımıza anlatacak hikayemiz olur. Yıl 2017 idi çocuklar. Ferit dedeniz çok hastalanmıştı. Ben yastığını bir değiştirdim. Tak diye iyileşti vallahi. Ben çıkıyorum. Siz iyi misiniz? İyiyim Nazlı, tamam sen çık. Hiç iyi gözükmüyorsunuz. Bence doktora gitseniz iyi olacak. Ya kim gidecek şimdi hastaneye? Grip işte, alt tarafı üşütmüşüm. Abartacak bir şey yok. Abartılacak bir şey olup olmadığına da bırakın doktor karar versin. Tamam Nazlı, çağıracağım doktoru. Sen git. Ferit Bey, dediğim şeyi hiç itiraz etmeden kabul ettiniz ve bana hiç güven vermedi. Verin doktorunuzun numarasını, ben arayayım. Yok artık, o kadar da değil. Kendi işimi hallederim. Arıyorum, oldu mu? Oldu. Alo. Doktor. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ver bakalım şunu. Oo. Ne o, öleceğim mi ne? 38.9 az mı? Ferit çok ateşim var. Bana niye gelmedin? Ben dedim. Dedim. Ağır bir solunum yolları enfeksiyonu geçiriyorsun. Bunu çözmenin en kolay yolu bana gelmen. Serum bağlarız. Kaç saat misafir ederiz seni. Sonra toparlarsın kendini. Boş ver, hastaneye hiç karıştırmayalım şimdi. Tamam tamam, demedim say. Ben ilaçlarını yazar sana gönderirim. Bu akşam siz yanında olacaksınız değil mi? Hı-hı. İyi. Ben ilaçların üstünde nasıl kullanılacağını yazarım. Gece boyunca düzenli ateşini ölçün. İlaçları kullandıktan sonra birkaç saat için ateşi düşmezse hemen bana haber verin. Bol bol su içsin. Bir de bu inatçıya duşun altına gir desem girmez. Siz eklem yerlerine ıslak bez koyun. Faydası olur. Yes. Nazlı. Sen git istersen, ben iyiyim yani. Biraz dolaşırım falan, hava alırım. Gidersem aklım sizde kalacak. Maşallah yerinizde durmuyorsunuz. Ayrıca renginiz de günden güne değişiyor, hatırlatırım. Şimdi gitmezsen aklın oradaki eğlencede kalmayacak mı? Kalacak, birazcık. Ama olsun, eğlence kaçmıyor. Her zaman giderim. Oysa siz çok nadir hastalanıyorsunuz. Ben diyorum ki bu durumu fırsata çevireyim ve bütün deneysel karışımlarımı üzerinizde test edeyim. Herkesin bunu bu kadar eğlenceli bulması ne hoş. Hadi anı fırsata çevirelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Ayrıca eğlenceli değil. Ya da tam itiraf ediyorum, çok eğlenceli. Yani bu hastalıklar, duygusal inişler, çıkışlar biz fanilerin de size uğramazdı. O kadar da değil canım. Ama evet, hayatımda hep mantıklı ve akılcı olanı tercih etmeye çalışırım. Ah Ferit be, iş şöyle hep akıl akıl olmuyor. Arada kalbimizden de görüş almak lazım. Boşuna durmuyor orada. Yani sadece görüş almakla yetinirsen sıkıntı olmayabilir. Mesela burada kalmayı tercih etmen, sana aklının söylediği bir şey. Belki kalbinin sesini dinlemiş olsaydın çoktan gitmiştin, yanılmıyor muyum? Ferit Bey, bu durumun o kadar derin bir cevabı yok. Hayatta birçok şey gibi. Burada kalmam gerekiyordu. Bana ihtiyacınız vardı, kaldım. Hepsi bu. Zaten bayağı geç oldu. Ben buradan direkt eve giderim. Evet, haklısın, bayağı geç oldu. Gitme istersen eve. Anlamadım. Yani bara gitmeyeceksen, şimdi gideceksin, sabah yine geri geleceksin. Boşuna yollarda perişan olma. Odan duruyor nasılsın? Çok mantıklı. Yani burada kalmam bayağı mantıklı. E ben kalayım o zaman. Bakayım aklımın sesini dinleyince nasıl oluyormuş. Ferit Bey. Nasıl, sen baksana uyuyorsun. Alo, Bulut'cum merhaba. Aa, Nazlı. Nazlı sen misin? Evet, benim. Siz yanlışlıkla Nazlı'yı mı aradınız? Yok, Ferit Bey'in numarasını aradık. Aa, evet. Dayımın eviymiş arası. Sen hala orada mısın? Evet, Bulut'cum. Dayım biraz hasta olmuş. O yüzden kendi evime gidemedim. Bu gece burada refakatçi olarak kalacağım. Refakatçi ne demek? Refakatçi. Hastaların yanında kalıp onlara yardım eden kişilere deniyor. Benim gibi. Bir gün ben hasta olursam bana refakatçilik yaparsın sen, değil mi? Ay lütfen sen sakın hasta olma. Ben gelir kalırım seninle. Tamam. Alırız hemen. Dayım nasıl peki? Onu da görebilir miyim Nazlı, lütfen? Dayım nasıl, çok mu hasta? Hayır Bulut'cum, tabii ki çok hasta değil. Biraz uzandı, dinleniyor. Hastalık görmüş onu. Onu da görmek istiyorum Nazlı, lütfen. Tamam, bekle, veriyorum hemen dayını. Dayıcığım, geçmiş olsun. Yakışıklı yeğenim, ne yapıyorsun, nasılsın? Ben de iyiyim, seni görmek istedim. Nazlı, gelsene. Buradayım. Nazlı, dayıma iyi bakıyorsun değil mi? Merak etme, çok iyi bakıyorum. Dayı, Nazlı sana iyi bakıyor mu? Sağ olsun, çok iyi bakıyor Bulut'cum. Bulut'cum, bu kadar yeter istersen. Bak, hem dayın da hastaymış, daha fazla rahatsızlık vermeyelim ha. Tamam, benim kapatmam lazım da. Görüşürüz, rahatsız etmeyeyim ben, bay bay. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz Bulut'cum, öpüyoruz seni. Ben şunu yerine koyayım, sonra mutfağa gideyim. Ferit Bey, kahvaltı hazır. Ferit Bey. Ferit Bey. Tövbe bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Ferit Bey! Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları korkutarak? Farkındaysanız şu an korkan benim. Aklım çıktı. Yani yavaşça seslensen uyanırdım. Tüh, ben bunu nasıl düşünemedim? Keşke dışarıda 18 kez, içeride 22 kez seslenseydim. Her tondan ayrı ayrı. Maşallah, betiniz benziniz de yerine gelmiş. İyiyim, iyiyim. Nazlı, müsaade edersen saunaya ineceğim. Ferit Bey, bu evde sauna yok. Nazlı, bu evde sauna var, aşağıda. Görmedin mi? Ben mutfak merkezli bir hayat sürüyorum Ferit Bey. Görmemem çok normal. İyi, istersen sen de kullanabilirsin. Ne münasebet canım, gerek yok.
Çıkalım mı artık yatak odasından? Kesinlikle çıkalım. Yatak odası. Hava istiyor sanki biraz. İçeri mi geçsek? Yok, şu an keyfim gayet yerinde. Belli. İştahınız açıldı. Yüzünüze de renk geldi maşallah. Senin sayende. Şifalı çaylar, çorbalar, ilgi. Yok canım, ne ilgisi? Bir şey yapmadım ben. Çaydan çorbadan dur o. Onlar hep özel tarifler. Yanımda olman bile yetti. Teşekkür ederim. Emre çok lezzetli. Ekstra bir şey mi koydun bunun içine? Bir sırrın var mı? Olmaz mı? Yoğurt ekledim. Yoğurt sayesinde daha yoğun olduğu için daha lezzetli oluyor. Hadi ya. Böyle her soranla hemen paylaşır mısın mutfak sırlarını? Sadece yakınlarım. Yani kullanmaya üşeneceğini bildiğim yakınlarım. Bak bu kayıt 75 yılında Chicago'da yapılmış. Bugün bile hala kimse bu sandığı yakalayamıyor. Deniz'e sor istersen, eski şeylerin uzmanı mı? Hayır, güveniyorum ben size. Bakalım beğenecek misin? Gözlerini kapa öyle dinle istersen. Çocukken bir ara piyano dersleri almıştım. İtalyan bir hocam vardı. Signor Rosetti. Çok güzel. İsmi bile havalı. İsmi gibi kendi de havalıydı. İtalya'da zamanında bir sürü konser vermiş. Ayrıca burada üniversitede derslere giriyordu. Öyle bir adamdı yani. Bir de görsen nasıl sert biri. Ve düşün, o yaşta bana Mozart öğretmeye çalışıyordu. 3 ay çalıştık beraber. 3 ay sonunda Signor Rosetti bundan bir şey olmaz dedi. Memleketine gitti. Şarküteri dükkanı açtı. Artık adamı nasıl soğuttuysan müzikten. Şarküteri çok iyiymiş. Sufleler, hemen getiriyorum. Çok lezzetli olmuş. Peki bunun bir sırrı var mı? Yediğim diğer suflelere benzemiyor çünkü. Olmaz mı? Ama bunu söyleyemem. Yani kimse tatlı yapmaya üşenmez. Sonra kullanırsınız falan. Sırlarımızı paylaştığımızı düşünüyorum. Aşk olsun Ferit Bey. Benim şahane suflemle Signor Rosetti bir mi? Söylemeyeceksin yani. Belki bir gün. Ya boş verin. Şimdilik biz buna çikolata mucizesi diyelim. Öyle bir mucize var değil mi gerçekten? Olmaz mı? İnsan çikolata yediği zaman en mutlu çocukluk anlarını hatırlıyor. En güzel duygular harekete geçiyor. Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hı. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif?
Allah Allah, kimden gelmiş acaba? Bir şey de yazmamıştır. Belki gizli bir hayranınızdır. Ferit Bey, hani iyileşmiştiniz? Ya son hapşırıklar bunlar, bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı, teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler? Ayağı suman çekemeyeceğim seni. Bir kez ya, bir kez aradığınızda ulaşalım biz sana ya. Ihlamura bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman, inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın? Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur dur, sakın kapatma telefonu lütfen. Çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel ol lütfen. Lütfen o zarfı açarsa eğer her şey ortaya çıkar. Dur belki alırım, ben şu an çok korkuyorum. Lütfen bir şey yap, onları açmasına engel ol lütfen. Nazlı, iyi misin? İyiyim, bardak. Ne oldu? Nazlı tamam, bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım, bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldı, bardak kırıldı. Tamam, elini sürme, hiç önemli değil. Senden önemli. Allah Allah, tamam gel, sakin. Tamam. Bakayım eline. Tamam. Gel, otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardaklara? Dur bakalım şu cam kırıklarını. Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yara bandıyla yırttın. Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın var. Umarım bir dahaki sefere bir şey kırmam. Hiç önemli değil, alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. Tamamdır. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim, hazırlanayım, çıkayım. Güzel bir sabah oldu, çok keyifliydi. Yani bu küçük kazayı saymıyorum tabii. Bu arada sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. Bu temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Hallederim ben, sorun yok. Ha bu arada zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Olur. Burada çırpınıyorsun Nazlı. Ferit Bey merhaba. Ekteki fotoğrafları incelediğinizde göreceksiniz. Kaybetmenize neden olan fotoğrafları
aşçınız Nazlı'nın kız kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu. Özür dilerim. Demet'ciğim. Şimdi senin bu tatlı mı tatlış ajanın Asuman bize fotoğraf konusunda yardımcı oldu, tamam. Şimdi burada şirkete girip bizim ajanlığımızı yapacakmış ama. Demet'ciğim bak, mahkemeye sayılı günler var. Bu kız bizim başımıza bela olmasın sonra. Sen onu bana bırak. Onun ipleri benim elimde, merak etme. İyi madem. İkbal Hanım, buraya bir korkuluk dikelim de yokluğumuzda kargalar gelip konmasın. Ferit Aslan, kargalar da artık bu şirkette söz sahibi. Senin gibi güvercinler buna alışsa iyi ederler. Ferit. Güvercin miyim yoksa kartal mı, çok yakında anlayacaksın. İşte o zaman kaçacak delik bulsan çok iyi edersin. Ferit, lütfen sakin ol. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bilmek yapıyor ya. Hakan, asıl sen ne yapıyorsun? Sizi bir daha şirketimde görmek istemiyorum. Çıkın gidin buradan. Hiçbir yere çıkmıyorum. Mahkeme kararı var benim elimde. Hisseniz var bizim burada. Öyle mi? Bakalım. Hakan, çıkalım mı buradan lütfen? Demet! Hiçbir yere gitmiyoruz. Otur oturduğun yerde, beni konuşturma. Toplantı odasına iki tane kahve gönderir misin? Anlamadım, anlamadım. Ne demek kahve yok ya? Sen nasıl sesi çirkin bir insansın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gerizekalı suratıma kapattı. Hakan yeter ya. Oy 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 oy, ne güzel ne güzel. Maşallah. Bu mu ya? Yok mu daha gelen? Gelen yok ama giden var Hakan Bey. Bir karar bekliyordum, nihayet çıktı. Şirketlerimiz aynı sektörde faaliyet gösterdiğinden haksız rekabet oluşmaması için geçici vesayetle buraya girişiniz mahkeme kararıyla yasaklandı. Böyle bir şey olamaz. Benim burada hisselerim var, kanun var, anladın mı? Ahmet Bey, siz açıklar mısınız? Tabii. Önceki kararın bu karardan sonra bir hükmü kalmadı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tanımak zorundasınız. Pusula Holding'e girişiniz yasaklandı. Şimdi rica etsem. Hakan, gidelim lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum. Bizim burada hissemiz var, tamam mı? Mahkeme kararımız var. Ferit Aslan, kanun var, kanun! Hukuk buraya giremezsin diyor. Sakın! Bunu bir daha tekrar etmem. İki gün. İki gün sonra seninle mahkemede görüşeceğiz. İkbal Hanım. Hakan Bey. Evrakları toplatın İkbal Hanım. Efendiniz. Şirketteyim de eve geçeceğim birazdan. Tamam, görüşürüz. Merhaba Nazlı. Hoş geldiniz. Benim de işim bitmek üzere, çıkıyordum şimdi. Parmağı nasıl? Gayet iyi. Bandajı çıkardım bile. Geçmiş. Söyledim size. Merhaba. Gençler. Parmağımı kestim de Ferit Bey ona bakıyordu. Ne oldu ya? Bir bakayım parmağına. Önemli bir şey değil. Senin canın mı tatlı biraz? Evet, biraz. Çabuk gelmişsin. Ya konuştuğumuzda yakındaydım. Ben de atladım geldim. Aa, ne güzel şeyler pişirmişsin sen ya. Affedersiniz.
Efendim? Evet. Evet hocam, bu akşam. Tabii. Yok. Yok, sorun değil, ne demek. Teşekkür ederim yine de. Hoşça kalın. Kötü bir haber mi var? Pek iyi sayılmaz. Hazar Amani diye çok ünlü bir şef var. İran asıllı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bu akşam bir atölyesi vardı. Ama çok kalabalık. Ben de yer bulamadım. Bir hocamı araya sokmak için aradım. Ama o da ayarlayamamış. Japon mutfağıyla ilgilendiğini sanıyordum. Bu şef neden ilgini çekti özellikle? Çünkü hayal ettiğim şeyleri yapıyor. Değişik mutfakları harmanlayıp yeniden yorumluyor. Hatta bu akşamki atölyede Antakya mutfağıyla suşiyi birleştirecekti. Antakya mutfağı ve suşi. Niye gitmek istiyorum sanıyorsunuz? Yani şimdi gidemeyecek misin? Başka bir atölyeye artık. Olsun. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam Nazlı, eline sağlık. Nazlı, bilirsin. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir bar satın aldım. Nazlıcığım, o elindeki çekirdeği hemen yavaşça koltuğa bırakıyorsun. Ve hazırlanıp buraya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Ne istiyorsun çekirdeğimden ya? Tek zevkim o benim. Ayrıca kusura bakma Fatoş, şu an vinç gelse beni kaldıramaz. Çok yorgunum. Bir de küçük çapta bir depresyon geçiriyorum. Ama annemin workshopuna yine bilet bulamadım. Ya Nazlı, sürpriz olsun diye söylemeyecektim ama ille söyleteceksin yani. Kızım, Iceberg burada. Iceberg kim? Seninki ya. Benimki kim Fatoş? Hangi benimki? Ferit Aslan. Efendim? Ay. Ben bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum da. O da gelecek, kimler var falan diye sordu. Ben de böyle işte Alya, Deniz, Tarık, Engin, Osman falan diye sayıyordum. En son Ferit Aslan da var dedim. Siz geldiniz. O arkadaş Nazlı mı? Söyle ona. Gelirse çok memnun olurum. Tamam. Nazlı. Fatoş, bana bak, ne oluyor orada? O duyduğun şey Ferit Bey'in sesi miydi? Evet canım, aynen öyle. Gelirse çok memnun olurum dedi. Fatoş, sen şu an beni rezil mi ettin, bana mı öyle geliyor? Ay Nazlı. Beni aranızda bırakmayın canım. Benim derdim bana yetiyor zaten, lütfen. Hadi hemen hazırlan ve çık gel. Ayrıca çabuk ol, hatta uçarak gel. Öpüyorum, bay. Tamam, ne söylemek için geldiğinizi gayet iyi biliyorum. Kovuldum çünkü çok kötü tahsis ediyorum. Ama gerek yok, ben istifa ediyorum. İlk bayanımla yarın konuşurum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu an senin düşündüğün şey. Durumun gitgide daha ilginç bir hal alıyordu. Ben ne düşünüyormuşum peki şu an? Bence şu an ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Buradan çıkmayın, yanılıyor mu? Pek yanılıyor sayılmazsınız. Durum ortada. Bir de çok yoruldum. Üstelik bir daha açsın. Onu nereden biliyorsunuz? Tahmin ettim. Bütün gün evde bir şey yememişsin. Ayrıca şu Şef Amani meselesinin peşinden koştun. Moralin bozuldu, canın sıkıldı, eve gittin. Fast food'da yemediğine göre tam bir şeyler hazırlamaya girişecektin ki fırsat bulamadan buraya geldin. Yani şu an aç olmalısın. Ayrıca geldiğinden beri patlamış mısıra da damıyorsun. Tebrik ediyorum, çok iyi gittiniz. Ben de açım, nereye gidelim? Aslında bir yer geliyor aklıma. Ama siz sever misiniz emin olamadım. Hayatta bazen risk almak gerekiyor. Gidip görelim. Görelim. Kapıda buluşalım o zaman. Tamam, ben Fatoş'a haber vereyim. Tatlım, ben gidiyorum. Nereye ya, daha hayır çıkacaktı. Hem çok yoruldum Fatoş, hem de Ferit Bey beni geçerken bırakacak, bir şeyler yiyeceğiz. Aa, yok öyle. Asuman anlatırsın. Sana emanet. Tamam. Bebeğim, konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Fatoş anlatacak. Aa. İşte burası. Yani bahsettiğim gibi küçük bir yer.
Sevmediyseniz hiç sorun değil. Başka yere gidebiliriz. Bence gayet güzel. Nazlı kızım. Kızım neredesin sen? Özlettin kendini yavrum. Kadir amcacığım, koşturmacaya, iş güç gelemedim. Senin patronun cins birisi galiba. Sana hiç izin vermiyor mu? Kadir amca, ben tanıştırayım. Patronum Ferit Bey. Gördün mü bak, pot kırdık. Özür dilerim evladım. Estağfurullah. Merhaba, ben Ferit Aslan. Buraya Nazlı'nın patronu olarak gelmedim. İki arkadaş olarak geldik. Anlaşıldı. Sizi şöyle alayım. Bu masa sizin gibi arkadaşlar için özel bir masamız. Buyurun. Sağ olasın Kadir amca. Siz ufak ufak muhabbete başlayın. Ben de sizler için taze bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Teşekkürler. Sağ olasın. Kadir amca yaşlanınca tekneyi sattı. Sonra da burayı açtı. Şehirdeki en iyi lakardayı o yapar. Sen nasıl keşfettin burayı? İyi bir aşçı, iyi yemeği nerede bulacağını bilir. Acıyor mu? Yok ya, geçti, bir şey kalmadı. Hem ben alışkınım zaten oramı buramı kesmeye. Çocukken de böyleydim. Sürekli kollarım, bacaklarım hep yara bere içindeydi. Ağaçtan düştüm, bisikletten düştüm. Hatta bir keresinde balkondan bile düştüm. Neyse ki ev girişi kattaydı. Fark ettim ki şu an yine bir sürü gereksiz bilgi verdim ben. Hiç ilginizi çekmeyen konularda. Ben de öyle salonda büyümedim herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben en son Signor Rosetti ve Piyano hikayesinde kaldım. Bence salonda büyüdüğünüzü düşünebilirim. Babamla top oynamaya giderdik, uçurtma uçurmaya giderdik. Ben çok hareketli bir çocuktum. Deli gibi sağa sola koştururdum. Bir keresinde hatırlıyorum, ayağım takılmıştı, çok fena düşmüştüm. Şurada izi hala duruyor. Sizinkinin en azından böyle güzel bir hatırası varmış. Benimkiler hep saçma sapan şeyler. Böyle baktıkça aklıma tencereler, tavalar falan geliyor. Nasıl, bahsettiğim kadar varmış değil mi? Her şey çok lezzetli. Burası gerçekten keşfedilmemiş bir hazine. Yalnız buranın bir kuralı var. Öyle mi? Nedir o? Burayı çok sevdiğimiz insanlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Yani çok sevdikleriniz derken ucu açık bir kelime, sevdikleriniz. Arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olur. Yani genel öyle. Ben bu parçayı çok severim de. Yani burada böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur. Yalnız bu şarkının da bir kuralı var. Neymiş o? Dans etmemiz gerekiyor. Böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur zaten. Thank you.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler.